Merhaba değerli izleyenler, iyi akşamlar. Yeni bir Ne Var Ne Yok programıyla karşınızdayız. Bu akşam AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı ve bu kapsamda AK Parti'yi konuşacağız Hüseyin Aptekin'le birlikte. Bildiğiniz gibi AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu ve kurulduğunda aydınlığa açık, karanlığa kapalı sloganını kullanmıştı. En fazla kullanılan sloganlarından birisi buydu. 21. yılının kutlamasında da bir olduk, 21 olduk sloganını tercih ettiler ve bu çerçevede hem AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında yer verdi. Hem de AK Parti'nin diğer yetkili isimlerinin konuşmalarının açıklamalarında bu sloganın öne çıktığını gördük. 21 yıl tabii çok uzun bir süre. Türkiye'de siyasette hem siyasette kalabilmek açısından hem iktidar tecrübesini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmek açısından uzun bir süre ve AK Parti'nin bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başardığını görüyoruz. Tabii sürenin 21 yıl olması gerek Türkiye'de toplumsal değişim açısından gerek dünya konjonktürünün değişmesi açısından çok farklı zaman dilimlerinin yaşanmasına, çok farklı olayların tek bir iktidar döneminde yaşanmasına da sağlamış oldu. Ve bütün bunların ortaya çıkarttığı bir takım farklı yaklaşım biçimlerinin de karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii bunu uzatabiliriz ama şu bilgileri de vererek ben Hüseyin'e döneyim. Sonra birlikte bu meseleyi konuşacağız. AK Parti'nin 14 Ağustos 2001 yılında kurulmasından sonraki girdiği ilk seçim 3 Kasım 2002 seçimleri. Ve o seçimden bu yana 15 seçim AK Parti'nin arka arkaya kazandığını görüyoruz. Bu gerek Türk demokrasi tarihi açısından, gerekse Avrupa'daki demokratik süreçler açısından bakıldığında bir rekor. Yani bir siyasi partinin bütün değişimlere, farklılaşmalara rağmen arka arkaya tek bir liderin yönetiminde bu kadar seçimi kazanmış olması ve demokratik süreçlerin işlerliği içerisinde bunu başarmış olması çok büyük bir olay olduğunu düşünüyorum. Nur Vergin geçtiğimiz yıllarda vefat etmişti. Türkiye'nin önemli sosyologlarından birisi. Hüseyin şöyle bir makale yazıyor 2004 yılında ve orada şöyle bir ifade kullanıyor. Bak, çok erken bir tarih, yani 2004 yılında AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerini kazanmış. Nur Vergin şu ifadeyi kullanıyor orada, diyor ki AK Parti Türkiye'de siyaset ve sosyolojinin buluşmasıdır. Genel başkanı ve kadroları bunu sağlıyor. Şimdi bu hani bu Türkiye'de uzun yıllar boyunca konuşulan bu merkez çevre, işte AK Parti'nin toplumun kahır ekseriyetini temsil ettiği, ezilenlerin sesi, sessiz yığınların sesi, hani o ifadeler açısından da baktığımızda Nur Vergin, yani bu çok kısa bir cümlede belki tüm bu büyük hikayeyi de özetlemiş durumda. Genel olarak yani sen ne diyorsun, nasıl bakıyorsun AK Parti'nin evet, bu serüvenine? Ya Yusuf, tam da senin getirdiğin o cümleden ben devam edeyim istersen. Çok yoğun, açılması gereken bir cümle. Yani siyasetle sosyolojiyi bir araya getirmek, bundan ne kastediyor? Bunu biraz açmak lazım diye düşünüyorum. Ve senin de az evvel hani atıfta bulunduğun merkez çevre ayrımı, Türkiye siyasetini okumak için bize analitik anlamda yardımcı olan temel araçtı. Bunu da rahmetli Şerif Mardin, işte Edward Shields'ten alıp Türkiye siyasetine uyarlamıştı. Ve temel argümanı şuydu. Türkiye'de bir bürokratik mekanizma var. Ve bu bürokratik mekanizma haliyle tanım gereği atanmışlardan oluşuyor. Ve bu atanmış bürokratik mekanizmanın seçkinleri, elitleri, çevre dediğimiz yani ahali, kitle, toplumsal yığınlar, toplum kesimlerini Ankara'ya, devlet yönetimine layık görmüyorlar. Çünkü şöyle bir düşünceleri var. Biraz da bu ilerlemeci pozitivizmden beslendikleri için
Ya halk cahil. Halk anlamaz. Halkın seçtiği insanlar devlete, devlet yararına, kamu yararına çalışmazlar, beceremezler bu işi. O yüzden bizler okumuş insanlarız, seçkin insanlarız, gerçek vatansever biziz. Hı hı. Diğerlerinin başka başka bağlılıkları var. Dolayısıyla vatandaş belli bir seviyeye çıkartılana kadar adımız demokrasi olsun ama içimiz demokrasi olmasın. Yaptığımız iş öyle olmasın diyerek böyle bir yaklaşımla bu işi götürdüler. İşte bu siyasetle sosyolojinin ayrılmasıydı. Nur Vergin de zannederim evet. temas ettiği nokta bu. Çünkü böyle olduğu zaman ne oluyor? Bu sefer diyorsun ki sen, kardeşim sen seçimde oy ver ama yanlış kişiye oy verme. Sen ya tek parti olsun ki biz sen hani Cumhuriyeti 1923'te kurduk ama evet. 1950'ye kadar da demokratik olamadık. Olamadık maalesef. 46 seçimleri bir nasıl diyeyim garip bir seçimdi. Demokratik bir seçim değildi. Malum hani açık oy gizli sayım tuhaflığından ötürü ama uzun yıllar tek parti üzerinden gittik. Çok partiye geçildiğinde de bu atanmış bürokratlar, seçkinci zümre yine o demokratik sürece inanmadı. Dediler ki ya zaman zaman vatandaş, cahil, işte göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı, bunları yakın dönemlerde duyduğumuz için söylüyorum. Bu vatandaşla bu iş olmaz. Yanlış partiye oy verirlerse biz bunu düzeltiriz. Darbe yaparız, baskı yaparız, farklı farklı numaralar çeker, vatandaşın yanlış kullandığı oyu demokratik mekanizmalar dışına çıkarak düzeltiriz. İşte bu sosyolojiyle siyasetin ayrışması ve 2002 seçimlerine kadar da vatandaşın oy vererek iktidara getirdiği ama muktedir olamayan evet. Demokrat Partiler, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, olmak istediğinde Refah de Partisi, başına bir balyoz, bir darbe. Darbeler, her zaman darbe de olmadı. Başka başka medya grupları, büyük böyle şirket holding grupları, uluslararası sermaye, evet. farklı belki açarız bugün onları, mekanizmalarla iktidar alanını daralttılar ve vesayet odaklarını desteklediler. İşte 2000'li yıllara kadar da Türkiye o garabeti yaşadı Yusuf. Hani biraz ben bunun geçmişine doğru dokundum. Sen de belki günümüze kadar getirirsin. Günümüzü belki biraz daha açabilirsin. Şimdi kesinlikle. Tabii birincisi yani senin anlattıklarından da ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Birincisi Erdoğan liderliğinde AK Parti Türkiye'de devletle toplum arasına konulmuş o makası kapattı. Ve bugün AK Parti'nin 21 yılda 20 yılın iktidarda geçirmiş olmasının bence temel gerekçesi de bu. Yani Türkiye'de toplumun sosyolojisine uygun, temel dinamiklerine uygun, kendi içinden çıkan ve kendisini benimseyen siyasetçileri o demokratik mekanizma işlediği sürece yönetici olarak da kendisiyle birlikte tuttuğunu görüyoruz. Toplumun büyük bir kesiminin baktığımızda ki İşte bu 20 yılda yani 20 yıl iktidar sürecinde AK Parti'nin toplumun %70'inin anketlere göre en az bir kere AK Parti'ye oy verdiğini görüyoruz. Bu çok büyük bir dağılım. Yani %70. %70'e çıkmış olması bu rakamın çok büyük bir dağılım ve AK Parti'nin toplumun ne kadar farklı kesimlerine dokunabildiğini de çok net bir şekilde bize gösteriyor. Tabii bunun farklı başlıklarla da bunu zenginleştirebiliriz. Yani AK Parti 21 yaşında ve 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 seçimi kazanıp milletin iradesiyle iktidarda kalmayı sürdürebilmiş. Birinci faktör hani burada baktığımızda bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik özellikleri, liderlik karizması, siyasete sokaktan başlaması, toplumu tanıyarak, bilerek, hissederek en uç o dinamiklerine, kılcal damarlarına dokunarak siyasetin içinde var olmuş olması ve bu şekilde yükselmesi. Tabii ki hitabet yeteneği, insanlarla ilişki kurma yeteneği, yüzle iletişimi çok iyi başarabilmiş olması ve genelde siyasetçilerde ya hiç olmayan ya da zamanla kaybolan o samimiyet duygusunu, sahici duyguyu koruyabilmiş olması. Bunu söylerken şunu
kastetmiyorum. Her yaptığı doğru anlamda söylemiyorum. Yani yanlış yapsa bile, hata yapsa bile toplum ya onun samimi olduğunu, gerçek bir siyasetçi, gerçek bir yüzle karşı karşıya olduğunu biliyor. Hata yaptığında da biliyor. Beğenmese de biliyor. Zaman zaman Sayın Erdoğan'la ilgili şu tür analizler yapılır. Yani işte ya A kişisini, B kişisini anlama, konumlandırmak zor ama Tayyip Erdoğan etiyle kemiğiyle dürüst, samimi, sahih bir insan. Yani ona karşı adımlarımızı atarken ya arka planda ne oluyor, ne bitiyor falan gibi düşünmek zorunda da değiliz. Yani karşımızda dürüst bir insan var. Yani beğensek de beğenmesek de bu tür analizleri mesela uluslararası ölçekte de işte Putin'in mesela Sayın Erdoğan'la ilgili yaptığı analizlere baktığımızda yani gerçek bir siyasetçi, dürüst, içeride farklı, dışarıda farklı konuşmayan bir siyasetçi bağlamında pek çok hani açıklamasını hem Putin'den hem de başka siyasetçilerin de uluslararası ölçekte kullandığını. Trump da Erdoğan'ı hep sayardı. Hani evet. Dünya liderlerini sayarken işte mesela Merkel derdi, Putin derdi. Hı hı. Veya Çin'de işte bir zamanlar Shinzo Abe veya Xi Jinping. Erdoğan da araya koyardı. Mesela Macron'u koymazdı. Hani Avrupa liderlerini pek koymazdı oraya. Yani Merkel'i ayrı tutardı ama evet. Erdoğan'ı sayardı. O yüzden Putin dediğin için bu da aklıma geldi. Burada işte Erdoğan'ın aynı zamanda toplumun sosyolojisine uygun şekilde, inançlarına ve değerlerine uygun şekilde ilkeleri savunması. Ve savunurken hani çifte standartı davranmaması. Mesela bu geçen ayda yanlış hatırlamıyorsam eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Akpekin o Milli Güvenlik Kurullarından bir iki örnek anlattı, kendisinin evet. de katıldığı. Ve Sayın Erdoğan'a o dönemde hani tabiri caizse oradaki bazı üst düzey askerlerin posta koyma girişimlerine karşı Sayın Erdoğan'ın ya siz beni bana mı şikayet ediyorsunuz deyip biraz da ağır konuşup orada, ki o ağır konuştuğunda İsmail Hakkı Pekin söylüyor, çıkıp gitmesi. Bir daha da öyle bir sunum Erdoğan'a yapamıyorlar. Şimdi bu Erdoğan orada savunduğu şeyler ne? Yani Türkiye'de toplumun hayatında standart yaşadığı, işte namaz kılması, işte başörtüsü takması veya bir memurun başörtüsü takması. O yıllar hani 2007-2008 falan, ki sonrası AK Parti'yi kapatma davası falan da açılıyor. Yani bunları böyle toplumun doğrudan hayatın içinde olan değerleri savunması. Bu anlamda toplumla çok sahih bir ilişki kuruyor. Tabii burada AK Parti teşkilatının da çok önemli olduğunu söylemek lazım Hüseyin. Şu anda baktığımızda 13 milyon civarı yanlış hatırlamıyorsam bir üyesi var AK Parti teşkilatlarının. Şimdi güçlü bir teşkilat, toplumun her kesiminden insanın içinde yer aldığı, mahalle yani il ilçe mahallelere kadar uzanabilmiş ve Türkiye'nin dört bir tarafında sokağa çıkabilen, insanlarla temas kurabilen, pratik anlamda sorunları çözebilen bir teşkilattan bahsediyoruz. Bunun tabii ki mutlak anlamda her zaman aynı performansı göstermiş, her zaman müthiş en üst seviyede olmuştur falan, ondan bahsetmiyorum. Ama diri, canlı, toplumun içinde o dinamikleri bilen, hisseden, sorunları çözmeye çalışan, çabalayan, var olan ve üye sayısı gerçekten bayağı yüksek olan bir şeyden, teşkilattan bahsediyoruz. Ve bugün yani pek çok partinin aldığı oydan daha fazla. Tabii 13 milyon büyük bir rakam. Üye sayısı. Yani belki CHP'nin erişebileceği bir seçmen sayısı. Bunun gençlik kolları, kadın kolları ile birlikte vesaire baktığımızda dolayısıyla yani AK Parti lideri, teşkilatı, şunu da ekleyip oradan sana pas atayım tekrar. Kuruluş sürecindeki o ben girişte sloganı söyledim ama işte aydınlığa açık, karanlığa kapalı. Tabii bir de şey vardı AK Parti'nin. Fikri anlamda işte o felsefesinin temellerini oluşturan bir düşünce de ortaya koymuştu. Muhafazakar demokrasi. Şimdi muhafazakar demokrasiye baktığımızda daha önce işte Sayın Erdoğan'ın siyaseten içinden geldiği gelenek olan milli görüş geleneğinin
bir tık dışına çıkıp ama milli görüş geleneğinin de pek çok özelliğini kapsayan ama onun dışında Türk sağı diye tanımlayabileceğimiz Türkiye'de işte Anavatan Partisi'nin, Doğru Yol Partisi'nin ki Demokrat Parti'den itibaren sayabileceğimiz o partilerin işte milliyetçi, maneviyatçı, liberal demokrat vesaire bütün o gelenekleri de kapsayacak şekilde bir fikri altyapı oluşturulduğunu, bir motto oluşturulduğunu görüyoruz. Muhafazakar demokrasi kavramıyla birlikte. Yani bir taraftan Türkiye'de toplumun değerlerine saygılı, onlarla barışık ama bir taraftan da modern dünyanın getirdiği hem demokratik tahammülleri olsun hem kalkınma anlamındaki biçimleri olsun bunları da almak isteyen, bunlarla da bir arada olmak isteyen bir bakış açısı gibi hani ortaya koydu. Bu üç dinamik üzerinde sanki süreç devam etti gibi görünüyor. Bence senin yine hani süreklilik olması açısından partinin kimliği ve iddiası, ideolojisi üzerinden devam edeyim. Şimdi gerçekten de AK Parti'nin adlandırılması noktasında halen daha bir kafa karışıklığı görebiliyoruz. Parti kendisini, senin de ifade ettiğin üzere, muhafazakar demokrat bir parti olarak adlandırıyor. Tabii muhafazakarlığın ne olduğuna dair bazen bizim algılarımız değişebiliyor. Doğru. Çok net bir anlayışa sahip olmayabiliyoruz. Biraz da bununla ilgili olarak da AK Parti'ye işte İslamcı ya da yeni Osmanlıcı böyle farklı etiketler de konmaya çalışılıyor. Muhafazakarlık peki nedir diye baktığımızda AK Parti ne söylüyor? Kendisi nasıl tanımlıyor diye baktığımızda AK Parti şunu söylüyor. Başından beri politikalarıyla, söylemleriyle durduğu yerde burasıdır. Diyor ki ben muhafazakar bir partiyim. Bundan kastı şu. Muhafazakarlık nedir onu da söyleyelim. Muhafazakarlık siyaset düşüncesine 1700'lü yılların sonlarında girmiş, Edmund Burke tarafından teorize edilmiş bir düşünce. Ve temel karşıtlığı şuna karşı muhafazakarlığın, işte 1700'lerin sonları Fransa kaynıyor, devrim oldu, olacak. Radikal değişiklikler yapmak istiyorlar insanlar. Ve bu radikal, kökten değişiklikler kanla oluyor. Ve iç savaşlar yaşanıyor. İdeolojik kutuplaşmalar yaşanıyor. Ve bu dönüşüm, kurumsal dönüşüm radikal bir şekilde olduğu zaman toplumla bağını yitirebiliyor. Çünkü toplumlar daha yavaş dönüşürler. Muhafazakarlığın karşıtı bu. Radikal, köklerle bağını kesecek bir şekilde dönüşmek. Türkiye'de de muhafazakarlığın karşısında biz Jacobinizmi görüyoruz. Biraz da oradan da bu Fransız radikal gelişimiyle ilişkisi vardır. Çünkü bizde de Türkiye modernleşmesi maalesef çok organik yolla olmadı. Çok içeriden yani toplumsal dönüşümün yukarıya yansıması dolayısıyla olmadı. Bizde yukarıdan aşağıya doğru böyle bir toptancı ve çok hızlı ve tepeden inme bir dönüşüm yaşatılmaya çalışıldı. AK Parti'nin içerisinde bulunduğu siyasi çizgi, bunu Kazım Karabekirlilerden Adnan Menderes'lere, Turgut Özal'lara kadar götürebiliriz. Şunu diyor, hayır, biz dönüşüme karşı değiliz. Hani hayat durağan değil, her şey dönüşüyor. Toplumlar da dönüşüyor. Ama siyasi kurumların dönüşümü toplumsal dönüşümle paralel olmalı. Aşağıdan yukarıya doğru olmalı. Ve radikal bir şekilde ani kırılmalara, geçmişle, köklerle bağı ortadan kaldırmaya teşebbüs edecek derecede bir hıza ulaşmamalı. Böyle daha organik, hormonsuz, içeriden toplumsal dönüşümü takip edecek bir kurumsal dönüşümü istiyor. Çünkü şu hep söylenir. Süreklilik içinde değişim hani ifadesi. Çok güzel bir ifade. Süreklilik içerisinde değişim, kırılma, kökten kopma olmadan muhafaza ederek yani. Evet. Neyi muhafaza edeceksin? Bu toplumun kimliğini. Yani bir sabah uyandığında bu toplum ben kimdim, ben neredeyim demeyecek. Bir hafıza kaybı yaşamayacak. Dününü hatırlayarak yarına bakacak, plan kuracak. Hatta buna malum İngilizcesinde konservatizm derler. Konserve yani evimizde kullandığımız konserveler. Muhafaza etmek oradan geliyor. Yani sahip olduğumuz değerlerimizi, kimliğimizi, tarihi geleneğimizi koruyalım. Bunun üzerine tabii ki dünya değişiyor. İşte insanlar uzaya gittiler. İşte internet teknolojisi geldi, uzay çağındayız. Bir sürü şey söyleniyor. Tabii ki dönüşeceğiz. Materyal yapı dönüştüğü için bizler de dönüşeceğiz. Nesilden nesile dönüşüm de olacak. Ama bunun bir derecelendirmesi, bir süreci olması lazım diye söylüyor. Ama ilginç bir orada dilemma var. Bu kadar muhafazakar bir parti aynı zamanda Türkiye'de kurumsal, radikal dönüşümler de yaptı.
Bunu anlamakta zorlananlar olabilir. Ya madem muhafazakardı, bıraksaydı o zaman niye askeri vesayeti yıktı? Niye işte parlamenter sistemden başkanlık sistemine evet. değişti? Şimdi orada da şöyle bir şey var. Çünkü AK Parti'nin mücadele ettiği, karşısında durduğu o Jacoben geleneğin toplumdan kopuk kurumları vardı. O kurumları ortadan kaldırmış oldu ve muhafazakarlığına uygun kurumlar inşa etti. Çünkü biraz da demokrasiye uygun diyelim. İşte zaten adının ikinci kısmı da muhafazakar demokrat. Yani sadece muhafazakar da demiyor. Demokrasi kısmında o kadar önemliyor. Sen o pencereyi açtığın için ben de biraz buradan devam edeyim istedim. Hani bu parti ne diyor? Kimliği nedir? Bu kavramda saklı. Muhafazakar demokrasi bu partinin şiarı olmuş durumda. Tabii uzun bir süreç aslında. Yani 21 yıl yani Türkiye'de yani demokrasinin kurumsallaşamamasının en büyük problemlerinden birisi biliyorsun siyasi partilerin geleneklerini sürdürememesi ve özellikle darbelerle kesintiye uğratılması. Hani Demokrat Parti darbeyle kapatılıyor 1960'ta. Sonrasında işte hani İslamcı sağ olarak tanımlanan işte rahmetli Erbakan'ın kurduğu partilerin düzenli bir şekilde kapatıldığını biliyoruz arka arkaya. Adalet Partisi aynı şekilde Süleyman Demirel'in işte genel başkanı olduğu 12 Eylül darbesiyle kapatılıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi de 12 Eylül darbesinde bir kapanma süreci yaşıyor. Tüm partiler kapatıldı. Hepsi Eylül'de. Kapatılıyor. Yani bütün siyaset ve sivil toplum çerçevesindeki bütün yapılar. Hatta 3 yıl mecliste kilit vurdular. Hani 83'e kadar mecliste kapalı kaldı 3 yıl boyunca. Bütün meclisleri askerlerden oluşuyordu. O zamanki konseyin oluşturduğu bir şeydi. Daha sonra sürece baktığımızda bazı partiler işte hani zaman zaman konuşulduğu için hani aslında bu konulara giriyoruz. Anavatan Partisi Turgut Özal'dan sonra işte bir küçülme sürecine girdi ve Mesut Yılmaz vesaire hala var ama hani tabela partisi. Doğru Yol Partisi Demirel'den sonra Tansu Çiller ama o da sonrası bir küçülme şeyine girdi. O da bir var ama tabela partisi görünüm ki yani kitlesel bir şey. Bu arada Demokrat Parti bir parti var ama o da bir tabela partisi aslında. Altılı masaya dahil edilip bir şekilde hani onun o isminin imajından faydalanılmaya çalışıyor ama tabela partisi olduğunu seçimler geçmişe dönük baktığımızda bize çok net bir şekilde gösteriyor. Burada yani AK Parti hem bu arkasındaki yani bulunduğu sahnenin arkasındaki bu partiler tabiri caizse partiler mezarlığının da farkında olarak yoluna devam ettiğini ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü pek çok parti ya darbelerle ya da kendiliğinden, kendi geleneğini oluşturamadığı için kapatılmış ve özellikle bu askeri vesayetin siyasi partilere yönelik yaklaşım biçimi partilerin kurumsallaşmasının da öne geçmiş bir problem ortaya çıkartmıştı. Fakat AK Parti Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar önemli bir başarıyı bu anlamda ortaya koyduğunu ve geldiğini ve hala şu an Türkiye'de işte önümüzdeki seçimleri kazanabilecek en yüksek potansiyele sahip parti ve lider olarak yoluna devam ediyor. Bugün mesela herhangi bir anket şirketinin anketinde AK Parti birinci parti olarak çıkıyor ve Sayın Erdoğan'ın karşısında kim olacak diye de bir spor toto, spor loto arayışın olduğunu görüyoruz. Şimdi AK Parti'nin tabii özelliklerine biraz da bence bakmamız lazım burada. Ne tür özellikleri var? Türk sağının çok temel özelliklerinden birisi kalkınmacı olması. Türk sağı kalkınmacıdır. İşte Adnan Menderes'in Devlet Su İşleri Genel Müdürü olarak Süleyman Demirel'i işte getirmesi, o barajlar yapımları vesaire 1950'lerde. Sonra Süleyman Demirel'in barajlara kralı lakabını oralardan hareketli alması, devam ettirmesi tabii daha sonraki icraatlarla. İşte birinci köprüyü Süleyman Demirel'in yapması, ikinci köprüyü Turgut Özal'ın yapması. Turgut Özal'ın o ikinci köprüyü yaptığında o dönemin sol medyası israf diyor. Yani ikinci köprü, bugün işte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü dediğimiz köprünün yapılmasına
Bu dönemin CHP sol medyası israf diyor. Birinci köprü yapıldığında yine sol medya ve CHP medyası o zaman buradan diyor sadece sağcılar geçecek. Ne gerek vardı bu köprüye falan diye, yani bu kalkınma karşıtı. Hani şimdi bazen şey diyorlar ya, köprü mü yiyeceğiz falan diyorlar biliyorsun o şeyde. Köprü yemeyeceksin, köprüden geçip ticaretini, ziyaretini, gezini yapacaksın. Köprü yenilen bir şey değil ama bu anlamda işlevsel bir tarafı var. Şimdi AK Parti'ye baktığımızda yani bu 20 yılda, bu 21 yılda 15 seçimi kazanmasının arkasında bu somut gerçeklikler var. Ne kalkınma hamleleri, nedir bunlar? Çok kısaca değineyim. Çünkü bu uzun uzun konuşsak saatlerce gidebilir. İşte Türkiye'nin demir ağlarla örülme süreci. Yollarla örülme süreci. İşte 26 havaalanından işte 60'a yakın havaalanına çıkılması. Denizin üzerine havaalanı yapılabilmesi. İstanbul'da Marmara'yı, işte 3. Köprüsü, Avrasya Osman Tüneli. Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli vesaire bağlamında çok geniş bir yatırımlar sitesinin ortaya konulması. Ama bazen şöyle, biz İstanbul'da yaşadığımız için genelde İstanbul'u konuşuyoruz. Ama Anadolu'da yani bu kalkınma hamlelerinin gerçekten çok çok geniş kapsamlı bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Çok bir ezbere, hani herkesin bilebileceği bir iki örnek. Mesela Erzurum-Rize arasını bağlayan Ovit Tüneli'nin yapılması 15 kilometre. Yani tünele giriyorsunuz 15 kilometre. Şimdi mesela Zigana Tüneli, işte 2 kilometrelik bir tünel var. İşte Gümüşhane-Trabzon arasında diyelim, Maçka arasında. Şimdi o tüneli 15 kilometre olacak şekilde büyük ölçüde yapılmış, neredeyse bitmek üzere. Ordu'da arka arkaya işte 3 kilometre, 4 kilometre, 3 kilometrelik arka arkaya yapılmış. O Karadeniz sahil yolundan, hani insanlar daha iyi ulaşım, o trafiğe girmeden yapabilsin diye Rize'ye, Trabzon'a, Rize'ye doğru tüneller yapılmış. Şimdi Artvin Yusufeli'nde işte dünyanın en büyük barajlarından birisi bitmek üzere. Doğu ve Güneydoğu'da dünyanın en büyük sulama kanalları yapılmış durumda. Organize sanayi bölgeleri büyütülmüş durumda. Ve tabii buna belki senin de alanına giriyor biraz. Hani ben çok girmeyeyim. Savunma sanayi hamleleri. Belki o konuya sen biraz genişletmek istersin orayı. Ama şehir hastanelerini de ekleyip burada bağlayayım. Dolayısıyla yani AK Parti Türk sağının temel özelliklerinden biri olan kalkınma alanında bu toplumu, bu ülkeyi, ülkemizi bulunduğu aşamadan daha ileri, daha Avrupa'nın belki sahip olduğu standartların da üzerine taşımak için daha önce var olan o geleneği aldı ve gerçekten içini çok büyük ölçüde doldurarak bugünkü koşullara götürdü. Ve AK Parti'nin bence bütün bu 20 yılda 15 seçimi, 21 yılda 15 seçimi kazanması ve kesintisiz iktidarını sürdürebilmesinin arkasındaki temel özelliklerinden birisinin bu kalkınma yatırımları olduğunu düşünüyorum. Yusuf, yine buradan devam edelim süreklilik açısından. Hı hı. İşte bu da bizim programın başında bahsettiğimiz o hani merkezci siyasetle çevre siyasetinin farkının aslında bugün de bir yansıması. Evet. Çünkü merkezci dediğimiz hani atanmışlar ya da memurlar sınıfı diyelim. Tabii ki her devletin memuru olacaktır. Tabii ki memurlar bu devletin olmazsa olmazıdır. Sınırımızı korumaktan tutun en temel hizmetlere kadar tabii ki memurlar. Her devlette olduğu gibi bizde de olacak. Ama çevre siyasetin bir farkı var. Çevre siyaseti memur mantalitesiyle düşünmez. Daha tüccar mantalitesiyle düşünür. Mesela memur mantalitesi şunu görebilir. Ya burayı imza atmayayım, başıma iş almayayım. Hep deriz ya biz de, aman şahit yazmasınlar, uzak duralım. Biraz memur mantalitesi öyle bir şeydir. Yani devam eden bir süreci bozmayayım. Hı hı. Bir şey yapmayayım, inisiyatif almayayım. Hani görünmeyeyim. Hani kafamı eğeyim, ofisimde kalayım. Biraz böyle bir mantalitedir. Daha korunaklı, daha
daha konforlu bir alanda kalmayı tercih eder. Tüccar mantalitesi ise yatırım odaklı bakar. Ya ben bunu satarım, bunu alırım. Şuraya şunu yaparım. Hani Adnan Menderes de bu çerçeveden bakmıştır ki kendisi zaten bir tüccar ailesinden geliyor. Tabii. Hani bir tarım ailesi. O anlamda yani tarımsal mahsuller anlamında tüccar aileden gelmekte. Ama Demirel'de ya da Özal'da yani bunlar memurlar ama mantaliteleri memur mantalitesi değil. Çünkü yani birisi kopmuş gelmiş işte İslamköy'den, Isparta'dan, Anadolu'nun bağrından. O konforlu alanlarda yani ağzında gümüş kaşıkla dolmamış. Ve hayatta geldiği her yere mücadele ederek gelmiş. Ve işte buraya bakıyor, çorak bir yer görüyor Demirel. Ya buraya baraj yaparız diyor, buradan mahsul kaldırırız. Özal da böyle. Ya bunlar ya makine mühendisi ya inşaat mühendisi. Evet. Erbakan da öyle. Yani rahmetli Erbakan da. Ya temel rüyaları şu. Diyorlar ki biz bu ülkenin potansiyelini 5'e 10'a katlayabiliriz. Bunu da ağır sanayiyle yapabiliriz. Tarımla da yaparız ama ağır sanayi çok çok önemli. Hatta tarımda da sanayileşme bu anlamda önemli. Endüstriyel tarım da önemli. AK Parti biraz oradan alıyor. Biraz tüccar mantığıyla bakıyor. Şimdi tabii şu düşünülebilir. AK Parti de bak bir sürü proje hayata geçiriyor. En önemlisi TOG. Yani Türkiye'nin yerli otomobili. Ama şöyle bir fark var. TOG'un başına sektördeki en önemli ismi bulup. Evet. Ve Türk. Liyakatli. Liyakatli ismi bulup getiriyor. Yani direkt ben buraya 20 memur vereyim işte bunlar bunu yapsınlar değil. Sektörde rekabetçi firmalardan kişileri buraya getirerek. Halen daha öyle. Yani her aşamasında genç mühendislerine kadar tüm dünyada önemli ama özellikle de yani o da önemli. Bizim mühendislerimiz çalışsın, üretsin isteniyor. Türk mühendisler dünyanın dört bir tarafından getirilip çalışılıyor. O da o şekilde. Yani temel mantalite şu anlama geliyor burada Yusuf. Deniyor ki AK Parti ve onun devam ettirdiği bu çizgide bu. Merkez sağ diyebilirsin, buna çevre siyaseti diyebilirsin. Devlet yapsın. Ama devlet bunu yaparken tüccar mantığıyla yapsın. Yani sadece ben buna para basar, maliyetini karşılarım gözü de değil. Ben bunu satabileyim. Bunun sektörde rekabetçi bir ağırlığı olsun. Bunun da bir öncelikli lojistik ağ olması lazım. Yani yolu olmayan bir ülkenin yerli arabası olsa ne olur, olmasa ne olur. Şimdi açık konuşmak lazım. Bu saydığımız isimlerin hepsi. Menderes'te, Özal'da, arada Demirel var, Erbakan var. Yani müthiş derecede bir kalkınma hamlesi yaptılar. Evet. AK Parti de bu anlamda o çizgiyi devam ettirdi. Üstüne koyarak. Ya 2002'de bakıyorsun bölünmüş yol 6000 kilometre. Ya Türkiye gibi nüfusu ne kadar? 60-65 milyon o zaman. Dev bir nüfus. O yıllarda da dev bir nüfus. Bugün de büyük bir nüfustur 65 milyon. Üzerine 20 milyon daha koyduk ama yine de büyük bir nüfustur 65 milyon. Büyük bir ülke 800 bin kilometre kare. Avrupa'nın en büyüğü. Ve bu ülkenin 6000 kilometre bölünmüş yolu var. Bu ne demek? Sen bir yerden başka bir yere mal ya da herhangi bir hizmet götürdüğün zaman götürebilecek yolun yok. Ben hatırlıyorum, kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Köy yolları gibi yollardan giderdik, şehirler arası yollarda. Ki yani Allah razı olsun, hakkını verelim. Yani Menderes'ten itibaren ciddi bir karayolları atılımı yapıldı. Evet, evet. Ama yolu olmayan bir ülkenin hastanesi, okulu, güvenliği, her anlamda ticareti sıkıntıya girer. Hani hep yol yaptılar deniyor ya, böyle bir küçümseyici bir şekilde. Evet, yani o yol yapmak küçük bir iş değil. Evet. Nasıl ki Roma İmparatorluğu tüm yolları Roma'ya bağlamış, bütün yollar Roma'ya çıkar demişler. Ondan sonra Dünya İmparatorluğu kurmuş. Türkiye'de bir lojistik altyapısıyla, köprüleriyle, yollarıyla, tünelleriyle bir o altyapıyı kurdu. Onun üzerinde şimdi bir sanayi hamlesi gerçekleştiriyor. Evet. Ve bu çizgi devam ettirilmesi gereken bir çizgi. Savunma sanayinde zaten büyük bir hamle ortaya konuldu. Şimdi süremiz ne tabii, arkadaşlar da beni uyarıyorlar. Sonuna yaklaştık ama bir iki şey daha, yani çok konuşulacak mevzu var ama bir şeyi burada not almışım. Onu vurgulamak istiyorum. Birincisi, şimdi bugünkü koşullara baktığımızda ekonomik anlamda, hani kamuoyu araştırmaları bunu net bir şekilde gösteriyor. Ekonomik anlamda bir problem var. Enflasyon, hayat pahalılığı, istihdam vesaire, ki işsizlik rakamları, son açıklanan rakamlar verilerde düşmüştü. Hani işsiz kişi oranı. Ama AK Parti'nin bu 20 yılda başardığı şey şu. Ekonomide
Türkiye'de kişi başına milli gelirin artabileceğini gösterdi. IMF'e borcun ödenebileceğini gösterdi. Ve bir ölçüde diyelim ekonomi politikalarında da bağımsız adımlar atılabileceğini çok net bir şekilde hem içeride hem dışarıda gösterdi. Ben toplumun bunu da anladığını düşünüyorum. Cumhuriyet tarihine baktığımızda ekonomide başarılı tek hikayeyi yazan siyasal iktidar bu iktidar. Yani AK Parti dönemi işte 2009-2010. AK Parti muarızları da ekonominin iyi dönemi olarak 70'leri, 80'leri, 90'ları göstermiyor. 2009, 2010, 2011'i filan zikrediyorlar çoğu zaman. Dolayısıyla AK Parti'nin bu 20 yıllık iktidar döneminde Cumhuriyet tarihindeki ekonomideki tek büyük hikayeyi yazabilmiş olması bugün de bu hikayeyi yeniden yazabileceği anlamında kendisine yönelik bir güven olduğunu gösteriyor. Belli alanlarda eleştiriler olmakla birlikte yine bu anlamdaki en büyük güvenin Sayın Erdoğan olduğunu yine araştırmalar bize gösteriyor. Bu birincisi, altını çizmek istedim. İkincisi, bir Türk sağının, yani yine böyle bir genelleme yapacağız, milliyetçiler, İslamcılar ve liberaller diyebileceğimiz o ittifak, zaman zaman ittifak kuran, ki şimdi Cumhur İttifakı büyük ölçüde bunu kapsıyor. Türk sağının kızıl elmaları diyebileceğimiz hedefleri bu 20 yılda AK Parti Sayın Erdoğan'ın liderliğine gerçekleştirdi. Zaman zaman şöyle bir sohbetlerde de geçiyor. Yani yeni hedefler ne olmalı? Hani yeni hedefler, yeni hikayeler, bunlar konuşuluyor. Türkiye için tabii ki hedefler, hayaller bitmez, devam ediyordur. Yeni şeyler yapılacaktır ama bugüne kadar çok konuşulduğu için altını çizmemiz lazım. Birincisi, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi Sayın Erdoğan tarafından. Buna baktığımızda yani bu Türk milliyetçilerinin, Türkiye'de İslamcıların, sağ kesimin genel olarak muhafazakar kesimin hayali olan bir durumdu. Bunu Sayın Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Bu büyük bir başarı bence. İkincisi, mesela Taksim'e cami yapılması meselesi. Taksim'e cami meselesi bir ideolojik hülya değil. Taksim'e giden, Taksim'de gezen, vakit geçiren herkesin namaz kılmak ihtiyacı hissettiğinde ihtiyaç duyduğu somut bir ihtiyaç. Taksim'deki cami. Ama bunun ideolojik bir şey olduğunu düşünüp büyük bir tepki gösteriliyordu belli kesimler tarafından ve engelleniyordu ki rahmetli Erbakan'ın da o 28 Şubat darbesinin gerekçelerinden birisidir Taksim'e cami yapmak istemesi Erbakan'ın. Ve şimdi oraya bir cami yapıldı ve insanlar ibadet ihtiyacını karşılamak için, namaz kılmak için diyelim orada gidebiliyor. Çok büyük bir ihtiyaçtı. Bu gerçekleştirildi. Bir başka mesela Ermenistan işgalindeki Dağlı Karabağ topraklarının kurtarılması. Yani Azerbaycan devleti tarafından. Şimdi bu 90'lardan bu yana Türkiye'de sağ, milliyetçi, muhafazakar, liberal kesimlerin temel ülkeleri, hayalleri arasındaydı. Ve bunun Türkiye'nin desteğiyle, yani Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'a sattığı silahlar aracılığıyla, bayraktarlar, işte SİHA'lar aracılığıyla gerçekleştirildiğini bu dönemde görmüş olduk. Dolayısıyla bu liste belki uzatılabilir. İslamcıların işte Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin devletinin kurulması. Bu mesela diyelim ki İslamcılar zaman zaman bunu konuşurlar. Bu olmadı ama bu Türkiye'nin uzun vadede BM nezdinde desteklediği, dile getirdiği, yani Türkiye'nin dile getirdiği ya da bir üst söyleme dile getirdiği bir mesele olarak her zaman gündemimizde. İşte BM Genel Kurulu'nda bunu söyledi diyorsun. Liste bir madde de ben ekleyeyim istersen. Lütfen. Sonra da yavaş yavaş belki kapatırsın programı.
Geçtiğimiz hafta Üstün Dökmen isimli bir psikolog, çok da sosyal medyada da yer bulduğu için söylüyorum. Başörtülü psikolog olmaz. Hatta PDR filan başka ilişkili meslekleri de söyledi ama kısaca başörtülü psikolog olmaz dedi. Belki de AK Parti'nin en önemli adımlardan bir tanesi bu köhnemiş zihniyete vurduğu darbe oldu. Çünkü bunu diyen insanlar, yani başörtülü psikolog olmaz, başörtülü avukat, hakim olmaz, başörtülü öğrenci olmaz, öğretmen olmaz. Yani başörtülü insan olmaz aslında, otursun evinde. Bunu diyen zihniyet, Türkiye'de hakim zihniyetti. Devlete de hakimdi, medyaya da hakimdi, iş sektörüne de hakimdi. Halen daha pek çok kurumsal firmalarda bu var bu arada. O köhnemiz zihniyet halen daha çok fosil bir zihniyet değil. Halen daha canlı, etli kanlı görüyoruz ama devletteki bu zihniyeti söküp atması, böyle bir garabet duruma son vermesi gerçekten de o saydığım maddelerin arasında yer alması gereken bir madde. Bunu da ilave ederek o listeyi tamamlamış olalım istedim. Bu liste bence uzayabilir. Çok önemli bir ek oldu ama ben hani bu liberalleri de eklediğim için onu ekleyecektim. Vurgulamadan geçmeyelim. Kürtlerle ilgili, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt vatandaşlarıyla ilgili diyelim, asimilasyoncu bir takım politikalar vardı. Yani 2000'li yıllarda ve öncesinde bunları çok iyi biliyoruz. AK Parti döneminde terörle mücadele ve Kürt kimliği ayrıldı. Yani terörle mücadele edildi ama Kürtlerin temel hak ve hürriyetleri konusunda daha önce o dışlayıcı ve asimilasyoncu politikalar terk edildi bu dönemde ve temel haklar tanındı. Bu anlamda da önemli bir başarı ortaya kondu diyerek bu kızıl elmaları diyelim ki şimdilik bitirmiş olalım. Değerli izleyenler, AK Parti'nin 21. yılı kuruluşunun 14 Ağustos 2001 yılında kuruldu AK Parti ve 14 Ağustos 2022'de 21. yılını bir olduk, 21 olduk sloganıyla kutladılar. Ve bundan sonraki sürece de bu enerjiyle devam edecekleri yönünde hem Sayın Erdoğan'dan hem de diğer yetkili isimlerden açıklamalar geldi. Tekraren söyleyelim, AK Parti bu 21 yılının 20 yılını Türkiye'yi yöneterek geçirdi ve şu anda da yönetmeye devam ediyor. Bu 20 yılda 15 seçimi kazandı. Bu bir demokratik teamüller içerisinde, bir demokratik toplum içerisinde bu seçim kazanma sayısı ve arka arka iktidarda kalma yılları bir rekor. Bu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve milletimizin iradesiyle ortaya çıkmış bir tablo. Bundan sonra da AK Parti Sayın Erdoğan'ın liderliğinde önümüzdeki seçimlerde iddialı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Biz tabii bu akşam bu süreci biraz özetlemeye çalıştık Hüseyin'le birlikte. Biraz konuştuk. Umarız faydalı olmuştur. Önümüzdeki süreçlerde yeni programlarda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.